Merhaba. Dedim ya, postacı bütün kutuları biriktirmiş. Hepsini bir seferde getirdi. Ve ben huzurlarınızda üçüncü kutumuzu, yani Geek Fuel kutusunu da kurcalamak istiyorum. Geek Fuel Loot Crate'ten bu aralar daha iyi. Bana öyle geliyor en azından. Çıkan hediyeler beni biraz daha tatmin ediyor. Benim zevkime biraz daha uygun gidiyor. Bu soruyu hep soruyorsunuz bana, hangisi daha iyi, Loot Crate mi, Geek Fuel mu diye. Ben genelde ikisi de birbirinin aynısı neredeyse diyorum. Son dönemlerde fikrim değişti. Son dönemlerde Geek Fuel daha başarılı bence. Ama yani dediğim gibi bu biraz da kişisel zevklerle ilgili bir durum. Bakalım Geek Fuel yüzümüzü kara çıkartacak mı, yoksa aynı güzellikte devam edecek mi? Bu sefer bir dergiyle başladık. Geek Fuel dergisi. Loot Crate vazgeçti bu dergi işinden. Dijital o dergi haliyle. Huzurlarınızda açıp kurcalayamıyorum ama bu dergiye şöyle hızlıca bir göz atıyorum. Geeky Resolutions varmış, yıl başlarında vereceğiniz kararlar ile ilgili bir takım tiyolar var. Gremlins 3 çekilsin. Daha çok yetişkinlere yönelik çizgi roman filmleri yapılsın. DC filmleri en az Wonder Woman kadar güzel olsun gibi yeni yıl kararları almış Geek Fuel. Umarım yapımcılar bu kararları uygular. Şurada kocaman ve 100 dolarlık bir One Ring var. Lord of Rings sevenler belki alır. Ben almayacağım. Burada Geek Fuel inceleyen dostlarımız var. Ben var mıyım? Ben tabii ki yokum. Ne işim var? Diyoruz ve bakıyoruz Geek Fuel 2018 dediği kutunun içinden ne çıkacak? Pin galiba bu. Pin mi? Evet, pin. Üstelik. Nedir bu? Bu Comic Con ya da benzer yerlere gittiğinizde kartınızı takmanız için bir alet, edevat, yanında da bir Geek Fuel pini var. Pini görebiliyor musunuz? Belki buradan görürsünüz. Neyse efendim, zaten çok da görülesi bir şey değil. Böyle klasik tasarımlı bir Geek Fuel pini. Tişört mü yok? Tabii ki var. Kutunun içindedir. Ve sanki bir Transformers tişörtü. Loot Crate dedim ya, Guardians of the Galaxy takıntısı olan bir kutu. Geek Fuel'da Transformers seviyor efendim. Bize sürekli Transformers tişörtleri gönderiyor. Yalnız bu tişört baya güzel bir tişörtmüş. Şöyle kocaman üstünde Optimus Prime'lı bilmem neli. Gayet şık bir tişört. Biraz böyle 80'ler havasında olması da hoşuma gitti. Onu da koyalım kenara. Başka neyimiz var? Bu da ne? Bu sanırım bir ajanda. Evet, üstelik gayet şık bir ajanda. Ve Legend of Zelda. İçinde bir şey olduğunu zannetmiyorum. Genelde bunlar boş oluyor. Bu üstünde mi kalsın? Bilemedim. Evet. Bakınız, Link birilerini dövmekte.
Bu arada yani bu oyunu oynuyor musunuz, oynamıyor musunuz? Çok emin değilim. Ama şayet oynamıyorsanız ve oynuyormuş gibi yapıyorsanız lütfen bu dostumuza Zelda deyip durmayın. Bu Zelda değil arkadaşlar. Bu Link. Neyse. Ajandamız da gayet şıkmış. Hala ajanda kullanan kaldı mı bilmiyorum ama ben kullanıyorum. Da seve seve kullanacağım. Onun dışında ne var? Her zamanki gibi oyunumuz var. Mistake diye bir oyunmuş kendisi. Fiyatı var mı? 20 dolarlık bir oyunmuş. Yalan arkadaşlar. İnanmayın. 20 dolar falan değil. Yani ben genelde bu oyunları böyle 5 liraya, 6 liraya falan alabileceğinize inanıyorum. O yüzden çok da üzmeyelim birbirimizi. Umarım güzel bir oyundur. Önemli olan fiyatı değil. Oyunun kendisi. Geekfuel'da sağ olsun bizi kırmamış. Bize böyle güzellikler göndermiş. Oyunu bilmiyoruz. Oynarız, görürüz. Ajandayı çok sevdik. Özellikle tasarımı falan da çok güzel. Farkında mısınız bilmiyorum ama adamlar Nintendo kartuşu gibi yapmışlar kutusunu. Hoş kutusuyla beraber saklamayacağız ama belki de saklarız. Şöyle kullanmaya kıyamazsak. Yalnız bir de pin 2, tişört 3. Başka da bir şey çıkmadı efendim. Bu sefer biraz malzemeden çalmışlar. Hani Geek Fuel iyi gidiyor falan filan derken ya bize eksik ürün gönderdiler ya da gerçekten pin dahil epi topu 4 tane mi? Bu arada hemen şuradan farklı versiyonlarına da göz atabiliriz. Farklı ajandalarda çıkıyormuş. Bunların bazıları böyle rare item oluyor. Yani 500 tane falan koyuyorlar. Onun dışındakiler herkese çıkan şeyler Super Mario ve Zelda team'li ajandalar çıkıyormuş. Bize Zelda çıktı. Bu bizi sevindirdi tabii ki. Yani Super Mario da seviyorum ama bir Zelda değil kendisi. Peki efendim. Bu aylıkta bu kutu mutu muhabbetleri bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.